Çekil oradan. Hayır, çekilmeyeceğim. İlk önce ben geldim. Hayır, ben geldim. Hayır, ben geldim. Ben geldim dedim. Ben geldim. Hayır, ben geldim. İlk önce ben geldim. Sen sırayı bilmiyor musun? Hah, sanki sen çok biliyorsun. Öğretmenim. Öğretmenim. Lütfen bize şu olayların oluş sırasını öğretir misiniz? Öğretir misiniz öğretmenim? Tabii ki çocuklar. Evet, olayların oluş sırası. Örneğin, bir takım bir olaylar yaşıyoruz değil mi günlük hayatımızda? İşte bunları sıralamayı bilmezsek, bunları öğrenmezsek kendimize doğru ifade edemeyiz değil mi çocuklar? Tabii ki Türkçe dersimizdeki bir takım sorularda da bunlar karşımıza çıkacak. O zaman ne yapalım? En iyisi bunu biz öğrenelim. Evet, yazıda da gördüğünüz gibi olayları ve durumları aktarırken daha doğru şekilde anlaşılabilmesi için. Ne dedim az önce? Biz kendimize doğru ifade edemeyiz dedim değil mi? İşte bunu yapabilmek için, kendimize doğru ifade edebilmek için, bizi doğru şekilde anlayabilmeleri için oluş sırası bildiren ifadeleri kullanacağız. Bunlar neler? İlk önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda. Bu şekilde olan ifadeleri, sözcükleri kullanarak olayı aktarırsak bu olayların oluş sırasına göre sıralama olmuş olur. Şimdi bakalım. Örnek bir olay sıralayalım beraber. Bakalım. Bir film olayı var. Bir filme gitmek istiyoruz. Tamam mı? Şimdi bu filme gitmek için ilk önce ne yaparız? İlk önce gideceğimiz filme karar veririz, değil mi? O zaman yazalım. Gideceğimiz filme karar verdik. Tabii film seçmeden filme gidemeyiz, değil mi? Önce ne yaparız? Yine filme gitmeden önce ne yaparız? Bu filmin saatlerini öğreniriz, değil mi? Bize uyuyor mu, uymuyor mu saatleri diye. Önce filmin saatlerini öğrendik diyelim. Peki, sonra ne yaparız? Saatlerini öğrendik. Şu saat bize uyuyor. Örneğin 9 bize uyuyor dedik. Ne yaparız? Sonra biletimizi alırız, değil mi? Daha sonra ne yaparız? Bileti aldıktan sonra gideriz sinemanın önüne, orada beklemeye başlarız, değil mi? Filmin başlamasını bekleriz orada. Onu da yazalım. Filmi izleyeceğimiz yerde beklemeye başladık. Peki sonunda ne yaparız? Süre geldi. Süresi geldi filmin. Gireceğiz artık. Sonunda biletlerimizi göstererek ne yapıyoruz? İçeriye giriyoruz. Peki, içeriye de girdik. En sonunda ne yapacağız artık? Filmi izleyeceğiz, değil mi? Film ne olacak? Başlayacak. En sonunda film başladı ve izledik. Anladık mı? Şimdi bir tane daha bakalım. Ama bunu siz yapacaksınız. Ben şimdi bir takım olaylar sıraladım. Şimdi bu olaylara bakalım. 6 tane olay verdim. Eve geldi, okuldan çıktı, üzerini değiştirdi, son derse girdi, servise bindi, ellerini yıkadı. Şimdi bir olay düşünün. Bu kafanızda bu yazılan cümleleri bir canlandırmaya çalışın bakalım. Eve geliyormuş, okuldan çıkıyormuş, üzerini değiştiriyormuş, son derse giriyormuş, servise biniyormuş, ellerini yıkıyormuş. Şimdi okulla ev arası bir şey değil mi bu? Okuldaki işte son vakitlerini geçirip oradan eve varıp işlerine başlaması gibi bir şey değil mi? O zaman bunu yerleştirirken eve geldi diyebilir miyim ilk önce? İlk önce eve mi geliyor bu? Bir bakın bakalım. Üzerini değiştirir ilk önce, servise mi biner, ellerini mi yıkar, son derse mi girer, okuldan mı çıkar? Eve mi gelir? Eve gelmeden önce başka şeyler yapar değil mi? Örneğin son derse girebilir mi?
Evet, son derse girer. O zaman ne diyelim? İlk önce son derse girdi diyelim. Peki, yine bu olaylardan önce ne yapmış olabilir? Bu son derse girdi, çıktı son dersten. Sonra ne yapabilir? Okuldan çıkar, değil mi? İlk önce derse girdikten sonra, bittiyse, son ders diyor çünkü, okuldan çıkar. Önce okuldan çıktı. Şimdi bana verilmiş bu cümleleri yerleştirirken aynı zamanda bir şey daha yapacağım. Unutmayacağım onu. Şimdi hangi cümleyi kullandıysam onun üzerine çizeyim ki bir daha aklım o cümleyle karışmasın. Tamam mı? Son derse girdiği yazdık. Okuldan çıktığı yazdık. Şimdi bakalım okuldan çıktıktan sonra ne yapacak olabilir? Ellerini mi yıkar? Servise mi biner? Üzerini değiştirir? Eve mi gelir? Okuldan çıktı. Çıkışta orada sokakta üzerini değiştirecek hali yok, değil mi? Ne yapar? Okuldan çıkınca servise biner. Sonra servise bindi. Peki daha sonra ne yapar? Kendim yapmış gibi anlatayım ben bunu. İlk önce son derse girdim. Önce okuldan çıktım. Sonra servise bindim. Sonra ne yaparım? Servisle nereye giderim? Evime giderim, değil mi? Hadi eve gelsin. Daha sonra eve geldim. Eve geldikten sonra hemen ne yaparım? Tabii ki dışarıdan geldiğim için ellerimi yıkarım. Sonunda ellerimi yıkadım. Ve en son ne yaparım artık? Oh, bir rahatlayayım şöyle. Üzerimi değiştireyim, değil mi? En sonunda üzerimi değiştirdim. Anladık mı? İlk önce olaylara bakıyoruz. Bu olaylardan hangisi daha önce gerçekleşmiş olabilirse buna ilk önce, akabinde hangisi gerçekleşirse önce onu yaparız. Sonra diğer takip edeni yaparız. Daha sonra diğerini, sonunda diğerini ve en sonunda en son ne yaptıysanız onu yaparsınız. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.